Şimdi bakın, dün bir felaket gerçekleşti. Halk da buna tepki gösterdi. Ve bu dünkü felaket ve halka tepkiyi göstermeden önce Özgür Özel'in grup konuşmasındaki üç kağıdı size anlatacağım. Bakın, Adalet ve Kalkınma Partisi eşittir CHP Genel Başkanı. Kanıt. Özgür'ü bir verir misin? Yaptığımız hataları tekrar etmeyeceğimizi söylemiştim. Bu genel başkan için de öyledir. Yardımcıları için de öyledir. Üyeleri için de öyledir. Hazır birinci partiyken, işler yolunda gidiyorken, bir seçim yeni geride kalmışken, gelecek seçime daha zaman varken, aday tartışması dostumuz tarafından iyi niyetle yapılsa da bazı kötü niyetliler tarafından kışkırtılmaya çalışsa da hiçbirimize faydası olmayan bir tartışmadır. Buradan gelecek seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP'nin ivmesini düşürmek, gücünü azaltmak, deyim yerindeyse ona çelme çakmaktan başka bir gayreti yoktur. Şimdi bunu diyen Özgür, tipik bir AKP'li olarak bence Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı AKP rozeti takmıştır. Ve biraz sonra yine delilleri ortaya koyacağız. Eğer Özgür ve Ekrem'den Cumhuriyet Halk Partisi kurtulamazsa Türkiye'de başkanlık sistemi yerleşik hale gelecektir. Neden Özgür AKP'li? Onu size söyleyeyim. Şimdi AKP Türkiye'de çeşitli gazetecilere ve çeşitli milletvekillerine bir laf söyletip onu toplumda tartışır hale getirir. Arkasından bu tartışmayı bakar toplumun nabzına bakarak iyi mi, kötü mü, doğru mu, yanlış mı diye bunu hayata geçirir. Geleneksel taktikleri bu. Türkiye'de bunun bir örneğini yine AKP'nin yazarları işte Cumhurbaşkanlığı bilmem ne işte yeni anayasa tartışmalarını yaparak verdiler. Özgür de şimdi Zıpzıp Ali Mahir'i, yani en yakın adamı, her haltı birlikte yedikleri Zıpzıp Ali Mahir'i görevlendirmiş ve demiş ki benim şeyimi, Cumhurbaşkanı adayı olabileceğimi toplumda tartıştır. Ben de kürsüye çıkayım, olur mu öyle şey diyeyim. Ama zamanı geldiğinde nasıl olsa biz Ekrem'i yeriz. Kemal Bey de Ekrem'den nefret ediyor, desteği alırız, oraya biz otururuz demiş. Bu kesin. Dolayısıyla Ali Mahir zıp zıp görev bilinciyle oraya gitmiş. Yarın bir gün bize de bir bakanlık düşecektir. Bu ülkede ne olur ne olmaz. Ekrem'i yersek iktidara daha güçlü otururuz diyerek bunu tartışmaya açtı. Ekrem de şey, Özgür de ona cevap verdi. Bu yersiz ahmakça tartışma içerisinden Özgür bir anda toplumda ya acaba mı, bak bu çocuğun tipi de değişti, aklı da başında falan gibi son derece kurnazca bir şey ortaya koydular. Ya bu Özgür cin olmadan adam çarpmaya başladı. Tamam mı? Bu durum budur. Aklınızda bulunsun. Özgür ile Ekrem arasında merhaba bile denmeyecek hale gelinmiştir. Örgütleri Özgür, bakın hepiniz bana bağlısınız, ben genel başlarım, Ekrem'in peşine düşmeyin dedi. Şimdi bugünlerde Türkiye Belediyeler Birliği, Türk Belediyeler Birliği yarışması var. Mansur ile Ekrem'in orada yarışması bekleniyor. Eğer bunlar yarışırsa, bir ANAP'lıyla bir MHP'li yarışırsa, hiçbiri dikkat edin. İçlerinde bir tane CHP'li yok. Herkes başka bir yerden gelme. Özgür bir tek CHP örgütünden gelme ama onun da ne halt olduğu belli. Baykar tedrisatından geçmiş, Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş. Ve bu Özgür'ün ne kadar ikiyüzlü olduğunu, ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu bakın şu haberde göreceksiniz. Bakın, versene Özgür'ün Kılıçdaroğlu ile ilgili şeyini. Sizin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun. Özgür tipini düzeltti ama düzelttim onu da bilmiyorum. Türkçesini düzeltemedi hale. Yapmayacağıma bilmem ne. Oğlum Ankara'da işte şey var. Haftada bir sana gelip ders versin Erdal Beşikçioğlu. Böyle Türkçe konuşulmaz. Öğren evlat. Ama başka bir şey söyleyeceğim. Bu Özgür denen zat öyle ikiyüzlü ki şimdi bakın Kılıçdaroğlu için ne demiş? Bir de onu verelim Ali.
Özgür Özel, ben en doğru ve iyi adayın genel başkanımız olduğunu düşünüyorum. Benim lafım değil. Bunu defalarca söyledi. Tamam mı? Siyaset, ihanet, ikiyüzlülük, yalancılık ve sahtekarlık haline gelmiş Türkiye'de. Bunu herkes uyguluyor. Kemal Bey de pek çok insanı paçavra gibi kenara attı. Şimdi onun belasını ve onun aslında de ceremesini çekiyor. Çünkü Özgür'ü başımıza bela eden, Ekrem'i başımıza bela eden, sağcıları dolduran ve AKP'nin koltuk değneği yapan ve sokaktan insanları çeken, 1 Mayıs Taksim Meydanı'nın meşruiyetini halkın elinden alan kişi de maalesef Kemal Bey oldu. İşte ikiyüzlü Özgür hem Kemal Bey'e karşı ikiyüzlük yapıyor, hem çaktırmadan taktik olarak da bu ikiyüzlüğe devam ediyor. Özgür'ün ikiyüzlülüğünü bitirip sizin görüşlerinizi alacağız. Bakın Özgür nasıl bir adam? Özgür nasıl bir tehlike? Ekrem'i de göstereceğim. Türkiye AK Parti'ye can veren bir genel başkanla, can veren bir İstanbul Belediye Başkanı'yla, AKP'li bir Özgür Özel'le, Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP'ye peşkeş çeken bir Özgür Özel'le devam ediyor. Kanıt istiyorsunuz değil mi? Size soruyorum. Az sonra göstereceklerimi size sizin için söyleseler ne hissedersiniz? Varan bir. AKP'li Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e övgü. Fethullahçıdır kendisi. Ayrıca bir şey anlatmak isterim. Bir yakınımı kaybetmişim. Cenazede Özgür Özel'i gördüm. AK Parti'den bir tane vekil yoktu. Bunu hayatım boyunca unutmam. Bu değil Ali. Neyse vermene gerek yok. Benim kahramanımdır dedi. Bak Arınç'tan alkış almış. Devam. Devam. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selfi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'la yapacağı görüşmeyle birlikte Türkiye'de yeni bir siyasi iklimin olacağını söylemiş. Özgür Özel bu süreçte çok yapıcı bir rol oynadı. Abdülkadir Selfi'den. 2. Varan 3. Varan 3. Yeniden Refah Partisi'nden Özgür Özel'e övgü dolu sözler. Özgür ne yazıyor? Özgür Bey tam devlet adamı diyor. Tam devlet adamı olarak beyan ediyor. İşte devlet adamı böyle olur diyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı. 3. Bakın dikkatinizi çekerim. Nerede dinci, ırkçı, liberal, AKP'nin yanında ya da alternatif olarak duran varsa Özgür'ü alkışlıyor. Nerede Fethullahçı varsa Özgür'ü alkışlıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ni AKP'nin koltuk değneği yapıyorlar. Ve 4. Bakın inanılır gibi değil. Taha Hüseyin Karagöz. Bu çocuk benimle temas etmişti geçmişte. Abi aykırı sorular hayranıyım. Senden öğreneceğim çok şey var, soru sorma tekniği falan demişti. Sonra da beni bir programına konuk etmişti. Ama maça yemediği için beni şey yapmamıştı. Yayına alamamıştı. Zaten ben de gitmeyecektim. O da ayrı. Ankara'daki son duram Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Dikkatinizi çekelim. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeye de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu. Makamında sosyalist bir şeyi bırakın, Atatürkçülerin bile giremeyeceği Cumhuriyet Halk Partisi'ne Mustafa Kemal Atatürk'e ağızlar dolusu küfür eden, yeni sahaya sürülmüş olan ve yani ileri derecede siyasal İslamcı olan ve aslında Türkiye'de 7/24 Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfür ederek, Cumhuriyet'e, Atatürk'e küfür ederek şöhret yapan, ideolojik olarak bu hatta olan Taha Hüseyin Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde kim tarafından karşılanıyor? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı tarafından karşılıyor ve onunla sözüm ona istişare yapıyor. Ne konuşuyor? Nasıl bilgi alışverişi yapıyor? Ne gibi bir denklemde oluyor? Bunu bilmiyorum. Ama dün sosyal medya bununla kaynadı. Tabii ki sosyal medya bunları görüyor ama yurttaş görmüyor. Sosyal medyadaki tepkilerin hiçbir şey ifade etmediğini bilen Özgür saraya diyor ki bak senin adamlarını başımın üstünde taşıyorum. Ey saray, gördüğün gibi kim varsa hepsi beni övüyor. Ey saray, sen sultan ol, ben de vaziyeti idare edeyim. Bunun adı ne müzakeredir? Bunun adı ne yumuşamadır? Bunun adı ne Türkiye'nin birliği ve bütünlüğünde Türkiye'nin gerçek meselelerini tartışmaktır? Bunun adı Cumhuriyet Halk Parti seçmenini peşkeş çekmektir. Bunun adı inim inim inleyen halkın umutlarını boşa çıkartmaktır. Bunun adı Türkiye Cumhuriyeti'ndeki milyonlarca vatandaşı, farkında olan ya da olmayan milyonlarca vatandaşı AKP'nin gömdüğü Cumhuriyet'in üstüne beton dökmektir. Bunun adı ihanettir. Bunun adı Atatürk'ün partisini artık Cumhuriyet Halk Partisi adından çıkartıp Cumhur İttifakı'nın kimliksiz ortağı haline getirmektir.
ve bunun adı aslında Türkiye'de utanmanın asla olmadığı ve çıkar için susan o milletvekillerinin, çıkar için susan il başkanlarının, koltuk için susan insanların ihanet ortağı olduğunun belgesidir. Ve bir şey daha söylemek isterim ki Özgür Özel, başkaları unutabilir, başkaları seni yalakalığını yapabilir ama ben unutmam. Ben unutmam Özgür Özel. Senin Manisa'da kaç tane Fethullahçıyı partiye kaydettiğini, Bülent Arış'ta ne işler çevirdiğini, senin tipini düzeltirken Türkçeni falan düzeltmeyip Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün ilkelerini ortadan kaldırıp küresel bir proje olduğunu, İstanbul'da Ekrem, Ankara'da sen neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partili dostlar, bana kızın, sövün, ne derseniz deyin ama partiniz gitti, Türkiye Cumhuriyeti de gidiyor. Namık Tanı'yla, Özgür'üyle, Ekrem'iyle ve yandaşların alkışlarıyla gidiyor. Bunu ben söylemiyorum sadece. Bakın Türker Ertürk de söylüyor. Türkiye'de son derece saygın, AKP'nin hedefine, nefretine sebep olan, bir Türkiye'deki subaylık yapan ve aslında siyaseten de son derece zeki ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili yapmadığı, Kemal Bey'in yapmadığı, oysa ki ilkelerinden asla ödün vermeyen, Mustafa Kemal'i doğru tahlil eden, ırkçılığa gitmeyen, solda kalbi atan Türker Ertürk. Şimdiden uyarıyorum, iktidarın eli kulağında, kabine değişikliği planı dahilinde CHP'nin bakan vererek iktidara destek vermesi ihanet kapsamında değerlendirilebilir ve Türkiye'yi adeta batırmış iktidara koltuk değneği olması anlamına gelir. Net. Bugün Ankara'da herkes bakan ya da bakan yardımcısı vereceğini ve bunu Tayyip'in ve Özgür'ün birlikte organize ettiğini biliyoruz. Bakın gazete manşetlerine bakın Özgür'ün ziyaretinden sonra. Özgür'ün aldığı alkışlara bakın. Sıcak anlar diyor Hürriyet. Yani Beş Taksit Ahmet'in gazetesi. Yani zirvede gündem, sivil anayasa. Görün bakın Özgür'ün ne olduğunu görün. Ekrem'in ne olduğunu görün. Özel Erdoğan'a neler söyledi? Neler söyleyecek işte? Biz emrinizde izledi. Bana şey tak dedi. Ne dedi ona? Rozet tak dedi. Ve bunları sürdürebiliriz. Cumhuriyet gazetesi 100. yılında Alev Coşkun'un elinde oyuncak olan yazarlarıyla birlikte bitmiş bir gazete haline geldi. Diyeceksiniz ki Cumhuriyet'in kendisi bitmiş. Gazetesi kalır mı? Kalmaz. Doldurdu faşistleri gazeteye, ırkçıları gazeteye ve o da AKP'nin koltuk değneği olan CHP'nin destekçisi. Görün Türkiye'deki hali. Bu rezaleti görün. Beni sevmeyin ama partinize sahip çıkın. Memleketinize sahip çıkın. Ve işte bütün bu tablo olurken Türker Bey uyarı yapıyor. Niye? Çıktı Özgür. Öyle üç kağıt yapıyor ki, öyle sahtekarlık yapıyor ki. Çıktı Özgür ne dedi? Deprem Bakanlığı önerdik, yardımcı da veririz. Bu milletin bekası ile ilgili. Ya Özgür, Deprem Bakanlığı gelince deprem mi duracak? Yardım verdiğinde suçu ortak olmayacak mısın? Recep Tayyip Erdoğan çıkıp ya bunlar da bizim ortağımızdı demeyecek mi? Zerre utanman yok mu? Bu halka ihanet etmek, bu halkın, bu memleketin, milyonlarca insanın ahı sende Özgür. Bu yaptığın şey en hafifinden utanmazlıktır. Ve sen bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne küfür eden kim varsa, Kemal Kılıçdaroğlu'na küfür eden kim varsa, Atatürk'e küfür eden kim varsa onlarla görüşüp başında taşıyorsun. Ha senin Ali Mahir de zaten Nagihan'ın yemek arkadaşıymış. Ya sizde hiç utanma yok mu ya? Hiç utanma yok mu? Sizde hiç zerre insanlık kalmadı mı ya? Kalmadı mı? İnsanlar Çetin Doğan içeride inim inim inliyor. Bu adamın suçu ne Allah aşkına şimdi? Tutturmuşsunuz Osman Kavala'yı çıkaracağız falan diye. Çıkaramazsınız, o da bir yalan. Ha bence suçu yok, çıkması gerekiyor. Ama hal bu.